akşamlar. Başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto yine sizlerle birlikteyim. Yine bir cumartesi gecesi ve bu gece yine çok keyifli bir konu konuşacağız. Sözcüklerin, kelimelerin gücünden bahsedeceğiz bu akşam. Ağzımızdan çıkan sözcükler acaba hayatımızda ne kadar etkili duygular, düşünceler birbirinden nasıl etkileniyor? Bir de affetme meselesi var. Kendimizi ve yakınlarımızı ya da affetmek istediğimiz kişileri gerçekten affedebiliyor muyuz? Affetmeli miyiz? Neden affetmek zorundayız? Bolluk ve bereket hayatımıza nasıl çekeriz, kendimizi nasıl daha değerli, daha güçlü, daha güvende hissederiz ve daha bunun gibi pek çok şeyi bu akşam masaya yatıracağız. Çok değerli iki konuğum var. Onları anons etmeden önce hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranın kenarlarında göreceksiniz. Twitter'dan ve Instagram'dan, Ekin Olcayto hesaplarından, son videoların altında, son postların altına sorularınızı yazabilirsiniz. Bu konuda eğer merak ettikleriniz varsa sizler de programa katılabilirsiniz. Biz de burada elimizden geldiğince... Sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız değerli konuklarımla. Hemen onları da tanıtayım. Bu akşam yazar, eğitmen Sayın Ünal Güner bizlerle birlikte yine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ve klinik psikoloji bilim uzmanı Tuna Tüner bizlerle birlikte. Tuna Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Sizinle ikinci, sizinle ilk programımız. <laughs> evet. Şimdi ben Ünal Hocamla başlamak istiyorum hayatımızı sözcükler ne kadar etkiliyor? Yani ağzımızdan çıkan kelimeler gerçekten bizim hayatımıza yön veriyor mu? Bunların duygularla olan bağ ne? Bununla bir başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi eskiler diyor ki söz bir büyüdür diyor. Ve yapılan tüm aslında anlaşmalarımız hatta kadersel anlaşmalarımız mutlaka bir sözle yapılıyor. Ve sözle yapılmış olan bir büyüğü de ancak sözle yapılan yeni bir yeni anlaşma çözebiliyor. Hmm. Şimdi her birimiz belki geçmişe çeşitli anlaşmalar yaptık sözle. Diyelim ki ilk defa bir flörtü vardı bir gencin. İşte ona dedi ki seni çok seviyorum, seni hiç terk etmeyeceğim, hayatım boyunca işte hep aklımda olacaksın, hiç seni bırakmayacağım vesaire dedi ve onunla bir anlaşma yaptı. Aradan yıllar geçti, başka ilişkiler, başka durumlar, başka şeyler ama onun frekansı o anlaşma Devam etti. Neden? Çünkü o ses, o büyü onun hayatına aynı şekilde devam ediyordu. Yani başkasıyla da olsa hayatından o çıksa da yine onun frekansı o, devam o eder frekans mi? Frekans devam ediyor. Hatta benzer ilişkiler yani çünkü o ne dedi? Ben dedi senle devam edeceğim. Kişiler değişti ama aynı frekans devam etti. Hep onun gibi insanlar. Onun gibi insanlar. Çünkü altına bu imza attı. İnsan bazen de ailesiyle benzer anlaşmalar yapıyor. Nasıl mesela? Annesine diyor. Anneciğim seni hiç bırakmayacağım. Sen benim hayatımdaki en değerli, en önemli kadınsın. İşte ve hayatımın sonuna kadar sana bakacağım. Bir bakıyorsun ki adam evlense bile ayrılıp oraya geliyor ya da kadın evleniyor, çocuk doğuruyor, tek annesinin yanına geliyor ya da annesiyle ilişkisi gerçekten o söz verdiği anlaşmasındaki gibi devam ediyor. Hmm. Şimdi her birimizin şu anda belki izleyicilerimizin de Hayatında yaptığı böyle anlaşmalar var. Fakat şunu diyor kişi: Ha söz bu kadar önemli olabilir mi ki? Ben laf olsun diye söyledim. Hatta şakacıktan söyledim. İçeriden hani bazen konuşuyoruz. Evet. Yani laf olsun diye söylenmiş bir şey bu kadar tutar mı? Şimdi e, yıllar evvel bir tane e, sohbet ettiğimiz bir arkadaşımız vardı. Tam böyle bir şey hatırlattım. A dedi. Ben dedi bu şarkıyı dedi dilime dolamıştım. İşte o da böyle ünlü bir e, Türk sanatçısının pop müzik şarkıcısı. E, galiba şey hmm, hani yollu, yolla diyor. Yani evet. Şunu da yolla, bunu da Acıları yolla bana, bana yolla. falan yolla. neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ve bütün bunlar diyor hayatımda gerçekten başıma geldi. Tamam da bu bir şarkı. Ama bu şarkı canım. Ha, şimdi o zaman bunun bir mekanizmasına bakalım. Yani bu kadar gerçekten hayatımız eğer bunlar oluyorsa... Yargıladıklarımız başımıza geliyorsa, korktuklarımız, korktuğumuz kelimelerle ifade ettiklerimiz eğer kader olarak bizi buluşturan bir realite oluyorsa o zaman bunun arkasında bir mekanizma olması lazım. Yani laf olsun diye değil ama bunun bir de e, matematiği hatta bilimsel bir yönü olması lazım değil Hı. mi? Şimdi özellikle hayatımızdaki her şey aslında bir titreşimden ibaret. Yani… Atom altı dünyadaki diyelim ki elektronundan çekirdeğinden ve tüm eşyalar hareket halinde ve bu hareketlerin aslında çıkardığı bir ses var, bir titreşim var. Daha doğrusu bir titreşim var ve bu titreşimin ortaya çıkardığı bir ses var. Frekans. Frekans. Evet. Ve etrafta gördüğümüz her şey aslında bir frekans. Hmm. Yani biz buna enerji diyoruz. Ama bir hareketten kaynaklanan bir ses. İşte gördüğümüz her şey nasıl ki bir enerji ise biz de bir enerjiyle, bir ses ile aslında bu enerjilere yön verebiliyoruz. Onun için atomun içindeki boşlukları da, maddeyi de ifade ederek şekillendiren, yönetebilen insanın bu gücü. Onun için mesela kutsal kitaplara baktığımızda şöyle bir şey dikkatimizi çekecek. O bir şey olmasını istediğinde sadece ol der diyor mesela Kur'an. İşte Tevrat diyor ki ışık olsun dedi ve oldu. Peki neden ışık olsun diye düşündü ve oldu demiyor değil mi? Hmm. Yani demek ki sadece düşünceyle değil illa bir söz, bir ifade enerjisi ihtiyaç. Peki insan eğer yaratıcının suretine yaratılmış ise o zaman biz de onun benzeri ya da burada bir cüzü olarak bir ifadeyle demek ki hayatımızdaki olayları yaratabilme. Oluşturabilme ya da maddi şekil verebilme yeteneğine sahibiz. Bu da hani böyle kabaca bir işin mekanizması. Öyleyse biz her bir sözde, her bir kelimeyle kadersel bir olayı meydana getiriyor ya da herhangi bir talebimizle, bir duamız, bir isteğimizle, bir e, niyetimizle yaşamak istediğimiz bir olayı hayatımıza çekebiliyoruz. Bu bazen bir sevgili, bazen işte diyelim ki bir hoş bir durum, bazen Para bazen tersi bazen güzellikler bazen de güzelliğin olumsuz tarafı. Ama her birimiz eğer ifade ettiğimizle buluşuyorsak öyleyse ifadelerin kıymetini sözlerini bilen ve fark eden için hayat dönüşecek demektir. Peki şimdi bu noktada bir şey sormak istiyorum. Belki saçma bir soru olabilir ama aklıma geldi bunu sormazsam olmaz. E, şimdi diyorsunuz ya hani bir şarkı dinliyordu ve onun frekansına kapılıp Başına bir şeyler gelmeye başladı. Mesela çok iyi bir oyuncu, işte çok ağır bir hastayı oynayabiliyor, çok mutsuz bir aşk yaşayabiliyor oyunu esnasında ve hücrelerine kadar hissediyorlar, iyi oyuncular. <laughs> şimdi orada o esnada ağzından çıkan söz de sayılıyorsa, evet. E peki oyuncuların başına sürekli şimdi, o şeylerin gelmesi lazım o zaman? Burada şimdi bir iki tane nokta var. <laughs> tabii bir sürü oyuncu arkadaşlarla da tabii çalışmalarımız olduğu için e, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere eğer o role girdi hı hı. ve o role girdiğinde tamamen özdeşleşti ve ifade ettiklerini de yaşayarak ifade etti. Şimdi sanatçı arkadaşlar dönüp hayatlarına ve kaderlerine baksınlar. Oynadığı roller ya da o rollerin üzerine yapışan arkadaşlarımız da kendilerine baksınlar. Hayatlarında neler oldu? Çok acılı şarkılar söyleyenler olduğu gibi çok acı sürekli oyunlar oynayan dostlar da buna benzer durumlar meydana geldi. Tabii ki bunun üstesinden gelmenin de yolları ve formülleri vardı. O bunları uygulayanlar üzerlerinden bunları atabildiler. Tıpkı işte diyelim ki benim şimdi bir sürü çok iyi şarkıcı dostlarım da var. Ne yapayım diyor. Yani eee hani <laughs> repertuar bu. <laughs> evet. Yani onların hatta birçoğunu değiştirdiler. Bazıları da evet onların üzerlerini sinen frekansları, örtüleri çıkarttılar. İşte bazen diyelim ki o kelimelerin idrakle iptalleri olabildiği gibi üzerine insanın yapışan bir isi, bir kokuyu temizlemesi gibi tabii ki de o ifadelerden özgürleşmek mümkün. Şimdi mesela ağzımızdan bazen sinirle çok kötü sözler çıkabiliyor. Yani işte bir bela okumak olabilir bir küfür olabilir ya da işte mesela çok sevdiğiniz bir, bir şey olsa bile bir daha asla yapmayacağım dediğiniz. mesela asla dediğim her şey başıma gelmiştir benim ee, bu ama ne kadar güzel bakın zaten asıl yapmam gereken budur demek. Asla demek. Öyle mi? Evet. Hmm, peki bunun mesela e, sürekli kontrolde mi olmamız gerekiyor? Yani ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun tabii ki ama evet. e, bir yandan da hayat devam ederken insanın ağzından bir şey çıkıveriyor ya da birine aşık oluyorsunuz. Ölünceye kadar seni seveceğim diyorsunuz ama yarın öbür gün adam sizi aldatıyor mesela. E hadi şimdi ölünceye kadar onu mu seveceğiz? Yani bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi tabii ki e, sözle yapılan anlaşma yine sözle bozulur diyoruz. Nasıl Kiş bozuyoruz? Kişinin o anlaşmayı bozmaya henüz e, hazır değilse, bunun talebi yoksa devam ediyor. Yani hala hmm. o ilişkiyi, aynı modeli, hayatında yaşama talebi varsa ve zaten de potansiyeli böyleyse tabii ki bakıyoruz ki aynı ifadeyi kullanıyor. Şimdi hani diyorsunuz ya, biz her an hayatımızı kontrol mü edeceğiz? Sadece dinleyeceğiz, kendimizi dinleyeceğiz. Nasıl hayatı olayları dinliyorsak, kendimizi dinlediğimizi alt metinde ne çağırdığımıza, ne sipariş ettiğimizi anlayacağız. Hatta bununla ilgili önce dışarıyı dinleyelim diyorum. Yani başkalarını dinlediğinizde aslında ne diyor? Fakat demek istediğinin arkasında kendine nasıl bir olay ısmarlıyor? Alt metinler okuyun. Bu konuda şimdi sizin önünüze de var. Kader'in Kodu diye mesela bir kitap evet. var. Şimdi orada mesela Kader... Ünal Güner'in kitabı evet. şöyle gösterelim. Çok da güzel bir kitap ben okudum. Benimkinin üstü sarı şeylerle çizili. Zaten bununla ilgili programımızda yapmıştık sizinle. Evet. Ee, şu anda da gördüğünüz gibi Ünal Güner'in evet. kitabı. Yani burada... Kişi herhangi bir kelimeyi hele ağzına böyle hani e, tesbih gibi çekiyorsa diyelim hani asla yapmam asla şöyle e, içeride demek bir potansiyel var, bir duygusu var, bir hali var. O duygu halinden dolayı sürekli eskiden asla diyordu. Şimdi o asla demesinin sebebi bir taraftan isyan etmek, bir taraftan kaçmak, bir taraftan o hali dışarıya koymak ama kaçtığımız yerde asıl ihtiyacımız ya onun için kaçtığı yere aslayı koyuyor ki asıl yapması gerekenle buluşsun. Bilinçaltı mı bu aslında birazcık? Hem bilinçaltı hem bilinçüstü. Yani şuur altı ve şuur üstü aynı anda potansiyelimiz. Peki bir şey soracağım. Bu sistemde negatif daha mı hızlı çalışıyor? Yani çünkü mesela iyi bir şey. Oh bana bu sene işte yılbaşı piyangosu bana çıkacak. Ya da ben bu hafta sayısalı tutturacağım diye 50 kere söylesek olmaz. Ama hani asla işte bir daha bunu yaparsam şöyle olsun falan dediniz. Çat diye oluyor. Şimdi onun niye öyle Şimdi çalışıyor? Şimdi orada iki tane mekanizma var. Bir tanesi evet korku enerjisi ikinci çakra dediğimiz bir merkeze ve çok hızlı yaratılıyor. Hı hı. Bir de tabii şu var, birçok kişi bir şey talep ederken kendini geriyor, egosal ve hırslarıyla almak üzere böyle bir çaba sarf ediyor. Hmm. Oysa ki bir çocuğun saflığıyla bana dondurma alır mısın? Evet alırım diyorsun. Yok diyemiyorsun o çocuğa. Biz de o aynı yumuşaklıkla bir talepte bulunduğumuzda korku frekansıyla benzer hızla oluşturabiliriz. Hmm. Tabii ki. Olumsuz dediğiniz özellikle korku ve endişenin odağınız orada olduğu için çok hızlı bir şekilde e, yaratılması çok normal. İşte bugün özellikle hani çeşitli moda virüslerin diyorum evet. e, kişilerin çok fazla korkarak o rahatsızlığa doğru çekilmesi de benzer bir durum. Çünkü odak orada e, kaçtığını zannetti ya da asla da dediği şeye doğru daha hızlı çekiliyor. Ben asla bilmem ne olmam ben hasta olmam bilmem ha. Olmam, ol yani olayım hemen hmm. o tarafa doğru bir çekim başlatıyor kişinin şuur altı frekansları diyelim. Ev, evrenle iddialaşmak gibi bir şey oluyor galiba öyle mi? Özellikle kabadayılık yapmayı pek e, sevmiyor kainat. Yani bir şaka yok. Titaniğin batışı gibi bunu Tabii. Allah bile batıramaz demişler ya. Evet. Işte çat evet. Diye. Tanrının korumasına ihtiyaç yok mu? Varmış. Ya. Onun için şakayı sevmiyor ve bilmiyor. Yalanı bilmiyor. Onun için söylediğiniz yalanlar, yalan bilincinden bahsediyorsunuz değil mi? Yani bu bir mekanizma gibi düşünün. Hı hı. Her an kainat bizi dinliyor. Sen o anda yalan mı söyledin? Şaka mı yaptın? Laf olsun diye hiç böyle bir şey yok. Sen ol dedin diyor. O oldu, gerçekleştirelim. Tabii şimdi şöyle diyecek bazı arkadaşlar. Ya benim her söylediğim olsa oho diyor. Hayır, her söylediğin oldu. Sadece bazıları zamanla oldu. Bazıları olduğunda sen o olanın ne zaman, neden sipariş ettiğini anlayamadığın için es geçtin. Ama hepsi oldu. Hmm. Eyvah eyvah. Yani ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması mutlaka gerekiyor. Ee, Bunu da altını çizelim. Tuna Bey size döneyim. Ee, şimdi bolluk bereket en çok istediğimiz şey. Herkes hayatında bunları çekmek istiyor. Doğru. Ee, ve bize işte bir secret yöntemi öğretildi mesela. Uzun zamandır bu pompalandı işte iste olsun, iste olsun ama hani sanki bu işin içinde çok değilseniz hepimiz şey diye de düşünebiliriz. Yani bilmeyenler. Ha tamam ben oturduğum yerden isteyeceğim. İşte çok istiyorum Allah'ım. O da o da verecek. Hani Hı öyle bir şey değil ama değil mi bu? Yani tabii. bu bolluk <laughs> ve bereketi <bacterial> kendimize biz <laughs> nasıl çekeceğiz? Hangi sözlerle ya da ne yapmıyoruz da olmuyor? Bolluk bereket meselesinde temel şey e ee, şunu anlamamız gerekiyor. Biz secret'ı biraz Hı. yanlış yorumladık. Bence hani de değil mi? <laughs> o vision board diye bir şey vardı. o Hayal Hı -hı. tahtası gibi. İşte herkes o işte spor arabaları falan kesti, yapıştırdı. Bir hafta baktı ve dedi ki işte bir hafta oldu daha spor araba gelmedi kapıya filan. <laughs> Orada temel mesele şu. Önce ol, sonra sahip ol prensibi vardır yaşamda. Önce ol, sonra, sonra sahip, sahip ol. ol. Bizim olmak istediğimiz kişiye önce ona ulaşmamız gerekiyor onu bilinçaltımıza tanıtmamız gerekiyor şöyle bir şey söylemek istiyorum yaşam istek ve arzularınıza göre akmaz yaşam kimliğinize göre akar hmm. ben kendi deneyimlerimde de şeyde de paylaşırken eğitimlerde filan. Mesela bu konu açıldığında hep söylediğim şey budur mesela o gerçekten oturmak istediğin evin semtinde gez. O kıyafetlerin mağazasına gir. O arabalara test sürüşüne git. Bak bakalım kapıdan içeri girebiliyor musun? Şimdi bizim bilinçaltımız bizi hayatta tutmak üzere programlanmış. Hepimizde default bir şekilde aynı şekilde çalışıyor. Tek bir görevi var. Bizi hayatta tutmak. Hmm. Yaşamız süreyen kılması gerekiyor çünkü. Bu anlamda bilinçaltı, Korkularla çok iştigal eder ve risk değerlendirmesi yapar. Herhangi riskli bulduğu bir şeyi bir daha bizi o duruma sokmamak için bir çekirdek inanç oluşturur ve bizi ondan korumaya çalışır. Hmm. Örneğin içine doğduğumuz aile sistemi itibarıyla evde konuşulan dil, çevrede konuşulan dil itibarıyla işte ekmek aslanın ağzında. Kişi hmm. buna inandığında artık o oluyor. Hmm. Hele eskiler bilirsiniz belki sizin de ebeveynleriniz çok sıklıkla e, ifade etmiştir. Benim babacığım hayat çok meşakkatlidir derdi. E tabii evet. Yani Hayat o, zor evladım. Hayat zor işte meşakkat değil mi? Eskiler öyle diyor. Şimdi hayat zor ve size aslında e, alt metin olarak öyle bir şey veriyor ki zor bir hayat değerlidir evladım. Mücadele her şey zorlukla edin diyor. E büyüdüğümüz Türk filmleri zenginler hep kötü adam ve işte zengin kız fakir erkek şeylerinde e, fakir erkek çok iyi çocuktur ama zengin kızın babası kötüdür falan. Şimdi zengin arketipi kötü bir tip. Niye? Fakir yani? olan daha böyle gururlu değil mi? Daha bizde. Evet. Hani. E yani şimdi bu kültüre sirayet etmiş durumda. E, dolayısıyla bir kişinin bolluk berekete ulaşmadan önce ilk yapacağı şey o bolluk ve berekete gidecek olan kimliğini tanımlaması gerekiyor. Yani kıtlık bilincinden çıkmak mı gerekiyor? E, aynen öyle. Ee, nasıl çevreden edinilmiş bilgiler, inançlar vesaire. Bununla çıkabilmesi için tabii yüksek farkındalık gerekiyor. Hı, onu nasıl yakalarız? Bunu nasıl yakalarız? Mesela ben e, örneğin şöyle bir örnek vereyim. Bazen bazı insanlar bir bakarlar böyle, alyanasyon diyoruz buna yabancılaşma. İşte iş yerine bir bakar ya ben buraya ait değilim der. O bir histir bilirsiniz. Hı hı. Oturduğunuz ev bazen üstünüze gelir. Evet. O mahalle ya da o evin şartlarını kendinize yakıştırmayabilirsiniz. Mesela bu gibi durumlarda ben hep şunu söylerim. Yaşamdaki tüm canlılar kendi habitatında yaşarlar. E, habitatında yaşayamayan yegane varlık insandır. Doğru. Değil mi? Bir leylek nerede yaşaması gerekiyorsa orada yaşar. Bir ne bileyim sincap nerede yaşaması gerekiyorsa orada yaşar. Peki ben bana layık olan, bana kendime biçtiğim hayatı yaşayamıyorsam o zaman bir yerlerde kendime ...ceza veriyor veya bir şeyin... ...kefaretini ödüyor olabilir. Hmm. İşte bu bilinçaltı suretlere inip... E, ...neyin kefaretini ödüyorum... ...acaba? Ben neyin cezasını... ...bilinç dışından söylüyorum? Neyi üstlenmiş olabilirim ki... ...bunu ödüyorum diye sorması mesela... ...bir kişinin bu dediğimi... ...deneyimleyen bir kişi... E, ...bu egzersizi... ...kendine deneyebilir. Biraz evvel bölmek... ...istemedim Halil'im. E, oyuncuların şeyinden söz ettik. Hmm. O... Sözler o değil mi? Metinler Tabii. o, diyaloglar çalışılıyor. Mesela Heath Ledger biliyorsunuz. Aa, evet. Muazzam bir oyuncudur. İşte Batman'deki Joker'ı oynadıktan sonra vefat etti Befadet. biliyorsunuz. Çünkü orada o Joker'i çok iyi oynayabilmesi için biz psikolojide buna özdeşim diyoruz. Onunla özdeşiyor, o olmaya çalışıyor. Yani bir manada işte şeytan arketipiyle çalışıyor. Bazen farkındalığınızı yitirdiğinizde, anda yaşayamadığınızda, Belki de performe etmeye çalıştığınız bir karakter kendinize dönüşebiliyor, kişiliğinizdeki bir açığı bulup ve o sonra sizi yıkabiliyor. Oo. Bu, bu durumda bizim yapmamız gereken öncelikli şey o farkındalık dediğimiz. Anda kalabilme potansiyeli dediğimiz şeyi yakalamak önce. Bu dediğiniz şey de dünyanın en zor şeyi. Yani insan ya geçmişte yaptığı hataları düşünmeye Öf. gelecek, kaygısı taşıyoruz. Tabii. Genel olarak konuşuyoruz tabii. tabii herkes böyle değildir belki ama genele baktığımızda herkes tabii ki. böyle. İşte ah ben şunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu ya böyle olursa yarın öbür gün şöyle olmazsa diye. O anda kalmak hakikaten ustalık işi. E, fakat bir yandan da artık bütün kişisel gelişimciler anda kalın, anda kalın, farkındalığınızı geliştir. Ya tam geliştirelim ama bunun bir yöntemini söyleyin bize. Nasıl kalacağız anda? Anda kalmanın en basit yöntemi bir kere e, nefes kontrolüdür. Hı. Sizin aldığınız nefesle kurduğunuz bir bağdır, bir ilişkidir. Ben aldığım her nefeste şu an burada e, bir ilişki kurarım ve e, bir televizyon kanalında canlı yayında olduğumu bütün hücrelerimle farkında bir şekilde Buradayım. Bu aynı zamanda bilinçli bir duruştur. Şimdi tasavvufta bunun zıttına ülfet denir. Ülfet. Ülfet. Ee, yaşadığımız şeylere alışkanlık peyda etmek demek. Hmm. Kişi o kadar aynı yoldan işe gider gelir hep rutinde yaşar sonra ona işte katarak gibi düşünün. Ülfet perdeleri in, inmesinden söz eder tasavvufta. Sonra kişi duyumsamasını kaybetmeye başlar. Her şey aynılaşmaya başlar. Daha robotize daha mekanize bir hayat yaşamaya başlar. Dolayısıyla bu tür zararlara daha açık hale gelir. Hmm. Bu anlamda farkındalık benim sürekli en basitinden nefesimle kurabileceğim ve nerede olduğumun, ne yaptığımın bilinciyle olma hali demektir. Ve bunun için Hindistanlara gitmenize, yoga'lar yapmanıza gerek de yok. Bu anlamda basit de bir şeydir. Yani e, anda olan kişinin Farkındalığı üst düzey olduğundan yaşamla kurduğu bağ ile yaptığının lezzeti artar ve bu yaşam doygunluğuna da olumlu katkıda bulunur. Ne yapıyorsak yapalım zorluğun içinde olduğumuzda bile o zorluğun içinde olduğunuzu bilmek bile bir manada tekamülünüze ciddi bir e, bilinç katacaktır, anlam verecektir. Böylelikle sizin e, dayanabilme kapasitenizi arttıracaktır. Evet. Gerçekten hem zor hem de öğrenilmesi gereken bir şey bu. Şimdi e, bolluk bereket deyince e, bir yandan da seyircilerimizden gelen sorulara da bakıyorum. Herkes aynı şeyi soruyor. Nasıl yapacağız? Hangi cümleleri kurmamız gerekiyor? E, nasıl parayı, bolluğu, bereketi kendimize çekeceğiz? Şimdi ağzımızdan çıkan her şey bu kadar önemliyse biz neler söyleyelim? <laughs> nasıl olsun Şimdi, bu iş yani? E, Şimdi izleyicilerimiz dikkat etsinler. Ne kadar sık yok kelimesini kullandıklarına baksın. Yok. Değil mi? Mesela bir şeyi yok etmek. Hmm. Ya da e, birkaç kere şimdi siz söylerken ben not ettim. Zor kelimesini ne kadar sık kullanıyorlar, değil mi? Yani bir şeyi zorlaşıyor. Ben zorlaş... de kullanıyorum, değil mi? Evet. Ha. Bir şeyi zorlaştırmak, kendisinden itmek, bir şeyi hmm. durdurmak, dursun, kalsın, değil mi? Yani bir şey size gelecek, dursun diyor sürekli bir şey. Ya da bir şey gelecek, yani nerede zikrine kişinin çünkü zikri neyse fikro değil hmm. mi yani bir şeyi sürekli erteliyor kişi sonra yaparız bakarız ya para gelecek bir enerji gelecek bir şeye başlayacaksın sana bir şey teklif edilmiş sonra sen başka bir şeye sonra diyorsun sürekli o sonra da ertele ertelerken sen başka bir konuyu ertelerken aslında sana gelecek neler erteleniyor Bir dakika doğru mu anladım yani mesela bana gelecek atıyorum bir iş teklifi diyelim, uyduruyorum var. Ama ben başka konularla ilgili sürekli bir şeyler erteleyip sonra dedikçe o da mı gelmiyor? Evet. Oho. Çünkü sistem bir bütün. Beden nasıl bir bütünse, duygu, zihin, ruhsal tarafımız, fiziksel tarafımız bunların hepsi nasıl bir bütünse hayat da bir bütün. Peki kullanmamamız gereken kelimeler hangileri? Aslında kullanmamak gereken bir kelime değil. Sadece neyi neden kullandığımız anlayacağız ve taşı tam yerine eğer oturtturuyorsan siz bana bir şey sordunuz. Ünal bu kalemi ister misin? İsterim ya da istemiyorum diyebilirim. Fakat şunu ka kaza bela hani gelmesin istemiyorum hmm. diye sürekli bir kişi söylüyorsa istediği odur. Ben işte virüs bulaşmasın hasta olmayayım bilmem ne diyorsa zaten bundan bahsettiği için asıl Çekil talebi odur. Hayır bak sadece çekmiyor. bahsettik konu bir kişinin... Zaten içinde ihtiyacı olan duygusuyla, zihniyle yaşadığı şey. Hani söylediği için çekmedi. Hmm. Zaten içinde olan duygusu, hissi, o alanla ilgili diyelim ki bir korkusu var, bir beklentisi var. Bundan dolayı dillendirdi. Bazen şöyle zannediliyor kişi. Çünkü hani o olumlamalarda da birçoğu zaman e, buralarda takılıyor. Hadi bak bu kelimeyi bir söyleyelim ya da bunu söylemeyelim bu iş bitecek. E, tamam da sen... ...söylediğinde herhangi bir kelimeyi söylüyorsan... ...diyelim ki geçmişte... ...bakın geçmişte diyorum... ...Ekin e, diyordu ki... E, ...zor. Hı hı. Zorluğa ihtiyaç duyduğu için bu kadar sık kullanıyordu. Çünkü zorluk... ...onu, aa bak daha çok işe yarıyorum... ...zor olursa kıymetli... ...o zaman ne kadar zor iş yaparsam... ...ben o kadar değerliyim ve kıymetliyim diyordu kendine. Hı. Şimdi eğer... Zaten yaptığım iş çok kıymetli. Bak ne kadar milyonlarca insana burada faydalı işler yapıyorum. Bu kadar insanı böyle güzel bir birliktelik kurarak faydalandırıyorum. Bir sürü insanın duasını alıyorum. Tabii ki değerli iş yapıyorum ve ben değerliyim. O zaman bu işleri kolaylıkla da yapabilirim diye adım atabiliyor. Hmm. Şimdi duyguda bu dönüştüğünde artık zor kelimesine ihtiyacı kalmadı. İlla yokuş çıkmak zorunda olmadığını anladığı için zor kelimesini tam yerinde kullanabilir sürekli kullanmak yerine. Ha, çok güzelmiş. Peki bir şey soracağım. Mesela ağzımızdan artık bunları öğrendikten sonra yanlışlıkla bir şey çıktı. Mesela işte e, şeyler vardır. Mesela birisi araba alır Allah kazasız belasız kullanmayı <laughs> nasip. Yani işte, araya kazayı belayı koyuyoruz. Hani böyle bir şey çıktığı anda iptal ediyorum mu demek lazım. Mesela hani o bilince geçmek ve kendini de eğitmek ve zihnini de eğitebilmek için. İptal edilebilir ama e, özellikle seyircilerimize tavsiyemiz şu. Önce neden bu kelime çıktı ya da neden bunları konuşuyoruz buraya dikkatimizi vermek çok önemli. Yani oradan kaçmak değil. Demek ki bu bir ihtiyaç ve ben burada bu olumsuz kelimeler ve enerjileri çağırıyorum. Ama var ki çağırıyorum. Öyleyse ben o ifadeden kendi potansiyelimi okuyacağım önce. Benim ihtiyacım bununla buluşmak. Hmm. Kelimeyi iptal ederken... O duygu halini ve ihtiyacı görerek iptal ettiğimizi o alanla ilgili keseriz. Ama sadece kelimeyi iptal edersek benzer durumları şuur altımız farklı yerlerde araya sokuşturup bize hani yiyeceğimiz şekilde <laughs> yaptırabilir. Şimdi e, bu akşam affetmeyi ve helalleşmeyi de konuşacağız ama hazır bolluk bereket e, kıtlık meselesini konuşurken e, şu, bu para meselesiyle de helalleşilebilir mi? Yani bir türlü kendine parayı çekemeyen ve bilinçaltında işte aman para elimin kiri, para zor aslanın ağzında, şurada burada diye düşünen birisi nasıl barışır parayla? Bir kere bir kişinin paraya neden ihtiyacı olduğunu anlaması lazım. Öyle ya hepimizin farklı bir amacı var paraya hmm. sahip olmakla ilgili. Ben zaman içinde şunu gördüm, Bu kendi deneyimimi aktarıyorum yani bir bilimsel bir şeyden söz etmiyorum. Sadece çok para isteyen insanlar vardır. Yani ben çok param olsun, çok param olsun. Onlara şöyle bir baktığımda genellikle sözünün geçmesini isteyen insanlar olduğunu görüyorum. Hmm. İkna edici olmak istiyorlar. Onların muhakkak onları duymayan bir babaları oluyor. Hmm. O yüzden çok param olursa beni daha sözümü sözüm geçerli olur ve ben iyi bir konuma gelirim gibi oluyor mesela. Basitçe biz parayı niye isteriz? Para hmm. bize konfor getirir, güvenlik getirir. İhtiyaçlarımızı karşılar. İhtiyaçlarımızı karşılar işte güvenlik anlamında. E, prestij getirir hı hı. E, ve aslında çoğumuzun kaçırdığı, bana göre ülkemizdeki bolluk bereketteki en büyük açıksa kişiyi özgürleştirir. Hı. Biz özgürlükle ilgili içimizde bir sıkıntı varsa dilimizde zengin olmak isteriz ama bilinçaltı buna izin vermez. Çünkü özgür olmak tanımlamadığı bir şey olduğu için. Çünkü düşünsenize benim şimdi örneğin 500 bin TL'm var, alacağım arabalar 20 tane araba diyelim. Hı hı. Ama 1 milyon TL'm olduğunda araba almaya 120 tane araba alabilirim. Bu benim seçim şansımı arttırıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu seçebilmek için benim özgürlük potansiyelimi arttırmam gerekir. Nasıl arttırılır özgürlük potansiyeli? Özgürlük potansiyeli bir kere nasıl bir hayat yaşadığınızı sorgulamakla başlar. Ben ne kadar özgür hissediyorum kendimi? Burada da işte gene tefekküre girer. Yani ben niye özgürlüğü tartışırsınız en basitinden. Özgürlük nedir? Şimdi şöyle düşünüyorum ee, bir hı. aile babası diyelim hı. ya da annes evlenmiş çoluk çocuğa karışmış gayet rutin bir hayat yaşıyor ama ömrü boyunca bambaşka bir şey yapmak istemiş. Başka bir şey işte atıyorum dünyayı gezmek istemiş ya da işte oyuncu olmak istemiş hı hı. gelmiş işte şu kadar yaşına gelmiş 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 çocuklar büyümüş o bir bakıyor ki mesela Mutsuz yani aslında Hı. istediği hayat o değil. Şimdi önünde iki yollar. diyecek ki ben bu yaşama geldim kardeşim, gidiyorum istediğim hayatı yaşamaya. Ama şimdi orada bırakılacak çocuklar, üzülecek bir koca, hani başkalarını düşünüp... ...ya tamam böyle gelmiş, böyle gider şeklinde de devam edebilir ya da ben özgürlüğümü seçiyorum. Ya mi? böyle olmak Çünkü... zorunda değil, hazırlık yapabilir. Nasıl mesela? Der bütün aileyle konuşur, ben artık yoruldum veya bu yönde gitmek istiyorum Hı. arkadaşlar. Bir sene sonra... Ben karar verdim seneye bu zaman ben böyle bir geçiş yapacağım der. Herkes bunu bilir. Tartışma ona göre yapılır, planlama ona göre yapılır. Yetişkin olmak böyle bir şeydir. Öbür türlü mutsuz bir insanın hasta olmasını mı gözlemlemek daha tamam. iyidir? Yoksa e, artık hayat yönünü yetişkince başka bir yöne çevirmek istemesiyle mi? O kişi de sorumluluğunu... Onun o işte bencilliğe girmiyor mu mesela? Hani başkalarını üzüyorsun, yola çıktığın birini bırakıyorsun... Ama istediğin şey artık o değil. Hani o kararsızlık ve yol ayrımlarında nasıl karar vermek gerekiyor? O i̇şte özgürlük bu diyorum ya konusunda. bir yıllık mesela veya iki yıllık bir projeksiyon yapılabilir. Ben artık buradan ilerlemek istiyorum diye. Bu geçiş sürecinde de herkesin hiçbir eksiği kalmayacak şekilde finansal anlamda ve diğer şekillerde şeyleri yapılabilir. Hazırlıklar yapılabilir. Öbür türlü çünkü... Ee, bakın benim mutluluk tabirim vardır meşhur bilmem duydunuz mu? Nedir? Ben şöyle söylerim. Evden koşa koşa gittiğin bir iş, işten koşa koşa döndüğün ev. Ay ne güzel evet. Bunu hak etmiyor muyuz? Hepimiz ediyoruz. Bütün insanlar ediyor. Bir şekilde ediyoruz. arada tatile çıkalım. Ya, evet. <gülüyor> <gülüyor> o da işte ev yani <laughs> ilişki. Ee, şöyle şimdi biz bana sorarsanız hani ben, ben dünya yönetiyor falan olsam öyle saçma bir şeyim olsa 30 yaşında herkese ikinci kez üniversite hakkı verir. Hmm. 18 yaşında karar veriyoruz. 30 yaşında bizim kafa basıyor. E tabii doğru. Değil mi? Keşke hani sınavsız girse 30 yaşındaki işte ikinci öğretim bilmem o ayarlanabilir bir şey. Bir bir işe giriyoruz hengame, evlilik, çoluk, çocuk, asker, masker derken e, kafalar zaten artık 30'lu yaşlarda. Tam oturuyor gerçekten ne istediğini anlıyorsunuz değil Evet değil mi? ondan sonra da işte insanlar yolculuklara çıkıyorlar. Hayatı sorgulamaya başlıyorlar. Şimdi 20 yaşında hayatı çok fazla sorgulamıyoruz açıkçası. Hani şartları zorluyoruz ve sorguluyoruz. Hayatı sorgulamak 30'dan sonra 40'lı yaşlara doğru oluyor. E, bu, bu da yani çok e, kötü bir şey değil yani ben ya bu bu işi sevmiyorum. Ben burada yabancı hissediyorum kendimi. Buraya ait hissetmiyorum ve hayır sen buna devam edeceksin biraz şiddet değil mi? İnsanın sevmediği işi yapması kadar korkunç bir şey İşkence herhalde. İşkence gibi yoktur. bir şey yani hani o çok kişi de diyebilir ki ben bunu yeni keşfettim. Ben bir yıllık bir geçiş yapacağım. Her şeyi ayarlayacağız. Ona göre yapacağız. Herkes elinden geleni yapacak. E, İlişkilerde ve ailelerde en temel şey ötekinin ihtiyacını gözetmekle olur. Herkes birbirinin ihtiyacını gözetirse o zaman zaten biz çok en bolluk bereket yaratmış oluruz. Çünkü özgürlük hakkı sunuyorsunuz. Hmm. Ben diyorum ki sen özgürsün yani büyüyebilirsin yani uçabilirsin. Hayır sen bunu yapamazsın oraya gidemezsin bu böyle olur dediğimde kanadın var ama uçman yasak derim. Evet o da çok kötü bir şey gerçekten. Zaten gerçek bir ilişkide öyle kurulamıyor herhalde. Diyorum ya yaşam bizim istek arzumuza göre akmaz. Kimliğimize göre akar. Ben bunu hak edeceğim ki içimde. Mesela kolay bir hayat da değerli olabilir. Niye olmasın? Çok kötü bir şey mi hayatım biraz kolay olmasın? Ah ne güzel bir şey. Yani hani piyango çıksın gibi bir yerden söylemiyorum bunu. <laughs> hani o da çıksın da hani e, hayat işte o anda olabilmek bizim yaşam duyumsamalarımızı arttırıyor diyorum ya. Hı hı. O bağı kurduğunuzda. Yaşama baktığınız zaman her yerden bolluk bereket fışkırır. Hazreti Piyer'in bir sözü var çok severim. Benim talebelerim de çok iyi bilirler. Defaatle çünkü e, altını çizerim. Diyor ki senin kabın küçükse okyanusun suçu ne? Burada mesele işte kap. Gerçekten öyle. Şimdi maşrapayla gelmiş sen okyanus kenarına öbürü gelmiş işte bir kovayla biri de vidanjolle gelmiş. Elindeki maşrapalı vidanjolle'ye laf ediyor. E sen de bir dangereste. E, okyanus bu yani kaynak sonsuz. O kıtlık bilincini bir açsak Allah'ın hazinesi sonsuz. İşte sınırlar hep kafada, hep inançta. Ve işte o lafız e, çıkan ses demek. Mesela kelime Osmanlıca kelemden gelir. Yaralamak, iz bırakmak anlamındadır. Arapçada da öyle. Yara iz. Yani ağızdan çıkan o lafız aslında fe yakun diyor ya, hı hı, ol abi derve abi. olur. Ee, bizim ağzımızdan çıkan şey, iç dünyamızdaki zaten inanç kalıplarının dışa vurumudur. Çok üzücü bir haber gördüm ya dün ya evvelsi gün. Ee, bir ayı zavallıcık e, ufacık bir kafeste ömrünü geçirmiş bir hayvanat bahçesinde ve en sonunda artık bunu doğal ortamına salmışlar ve hayvancağız ormanın ortasında doğal hayatında Gezemiyor değil mi? Gezemiyor. Dört e, yani bir kare şeklinde dönüyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik. İçim parçalandı. Yani aslında hayvana üzüldük tabii ayıcı ama biz de böyleyiz biraz değil mi? Hani o sınırları atlamak için de bir motivasyon. Biz nerede böyleyiz diye bakmak peki. Biz belki. nerede böyleyiz hocam? Şimdi tam bu konu üzerine devam edelim o zaman. Şimdi birçok kişi herhangi bir araba almaya gitti, baktı dedi ki: "Aa" dedi. "Bu araba ne kadar pahalı." Şimdi paha değer. Hı hı. Yani bu ne kadar değerli bir araba dedi. Şimdi eğer herhangi bir şeye şu andaki izleyicilerimiz pahalı diyorsa bu değerli diyor. Hı, hı. Oysa ki şöyle diyor, bu benden değerli diyor. Bravo. Bakın. Hmm. Tam dediği Kendinden Kendinden fazla bir değer emtiyaya atıyor. Evet. Şimdi öncelikle bak sınırı çizdi. O ayı bir yere gidemiyor. Gidemiyor. Diyor ki bu benden değerli. Peki aileden gelen şimdi kodlar var. Sen zaten değersizsin. Benden bir şey olmaz diyor. Bizim ailede zaten kimse öyle zenginleşemedi. Bir de şu var. Çok parası olmak demekle de zengin olmak demek değil. Her parası olanın Parayı kullanma yetkisi olmayabilir. Hmm. Bir de zenginlik demek de sadece parayla değil, mülkle de değil. Bir sürü alanların zenginliğiyle ve o size verilen ya da emanet edilen konunun sizdeki kullanım yetkisiyle de alakalı. Şimdi siz dediniz ki para beni bozar. Söyleyip de iptal edelim onları değil mi? Hemen iptal ediyoruz. <laughs> Bozmuyor bizi. <laughs> para işte e, kötü ellerde olur. Hmm. Haramsız çok para olmaz. Bilmiyorum. Şimdi bu kalıplar varsa sen sınırını çizdin. Zaten sana gelecek olan parayı başkalarına yolladın. Ya da kendini alamayacak kadar değersiz ve parayı ya da paranın kimler elindeyse senin için daha yukarıda göründü. Hmm. Sen kendini eğer böyle bir dengeye koyduysan zaten o paranın içinde olduğu enerji sana akamıyor. Bu arada da bu hafta da böyle bir grup şeyim var, çalışmam var. Tam da böyle parayla ilgili. E, nasıl yani buradaki bu engeli kaldıracak kişi? Yani orada diyelim ki parası çok ama bir bakıyorsun ki gideri de çok. Geldiği gibi gidiyor mesela. Şimdi yani böyle de bir durum var. Oradaki peki bereketin sırrı ne? Ya da bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Zamanın da bereket önemli, değil mi? O da bir akışkan evet. bir şey. Paranın da bereket önemli, bilginin de önemli. Adamın bilgisi çok kullanamıyor, para gibi akıyor gidiyor. Zamanı, ailesi, çocukları, her şey çok ama değerini bilemiyor. İşte biraz önceki o anla buluşamayan, değil mi? Hı hı. Şimdi orada değilse. Paranın da bir kıymeti yok. Öyleyse buralarda da bazı öğrenilmiş çaresizlikler ve aileden gelen bazı miraslar var ki eğer bu bir de geçmişteki anneye babaya bir borçluluk olarak bir his olarak geldiyse yani annem benim için babamla evli kaldı, annem hmm. gece gündüz işte Saçımızı beni emzi etti. borçlandı. Parayla borçlanmadı. O borçluluk hissi duruyor orada. Bu sefer o... Onun bankaya, başka bir alana borçlanmasıyla ilgili şimdi frekansı oluşturdu. Yani manevi bir borçluluk hissi size maddi borcu <laughs> Adı da borçluluk. getiriyor. Hele bir de minneti varsa minnet duyacağı mutlaka hayatın içerisinde bu sefer yeni olaylarla buluşmak durumunda kalacaktır. Öyleyse şimdi bugün ülkemizde belki bir sürü şu anda hani bakıldığında yüzde %90'lara yakın kredi kart borçları bilmem neleri <laughs> var. Demek ki öncelikle geçmiş aileye birilerine kendini borçlu hissetmek var. Ya da bir şeyi yapamadığı için suçlu hissetmek var. Peki burayı fark edip, çünkü anne eğer çocuğunu doğuruyorsa, zaten çok sevdiği için o çocuktan çok güzel bir şey aldı. Annelik sevgisini aldı. Anne yaptı o doğan çocuk. Çocuk borçlu değil. Burayı belki çocuğun anlaması ya da hepimiz bir anneden doğduğumuza göre anneye borçluluğu bitirmek. Evet babamız bize haçlığımızı verdi. Tabii ki bunların her birinin altında saygı çok önemli. Bu zaten annem beni doğurdu. Hani zaten sevmek zorunda değil tabii ki. Alışveriş var. Her birimiz alışverişin içerisinde tam dengedeydik. Biz burada da bir bilgi alışverişi yapıyoruz. Sohbetler ediyoruz. E şimdi biz bir sürü insana belki burada faydalı olduğumuzda e çok güzel faydalı dualar alıyoruz. Teşekkürler, şükürler alıyoruz. Ne onlar bize borçlu, ne biz onlara. Her an denge içinde bir alışveriş var. Öyleyse buradaki bu kodu kaldırdığımızda o hayvanat bahçesinden çıkmış olan ayıyı serbest ve özgür bırakırız. Hmm, çok güzelmiş. Şimdi e, affetmek hayatta herhalde aslında en e, zor demeyeceğim ama kolay olmayan <laughs> şeylerden bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben seni affettim. Tamam ağzımdan çıktı bir söz. Hmm. Hani e, tamam helalleşelim. Ama e, bunu ağzından çıkarttıktan sonra yüreğine yerleştirmek çok zor bir şey. Hele ki hayatınızdan çıkaramayacağınız insanlar var mesela. Affediyorsun ama hayatta kalmaya devam etmek zorunda aileden biri mesela. E, defaatle aynı şeyleri yaşıyorsun. E ben ne yapacağım? Her gün mü affedeceğim? Yani bu affetme meselesini bir konuşalım mı? Tabii. Buyurun. Peki. Affetme en zorlandığımız şeylerden bir tanesi. Özellikle e, canımız yandığında ki bu bazen çok yakınlarımız tarafından olabiliyor. Ee, ...affetmek çok zor bir hal alabiliyor, doğru. Hı hı. Ee, ancak affetmeyle ilgili önemli olan şey şu... E, ...bu bir bilinç meselesi. Yani e, bir kere şunu söyleyeyim baştan... ...muhtemelen sorarsınız, ben baştan söyleyeyim... ...küçük büyüğü affedemez. Öyle annemi affettim, babamı affettim diye bir şey yoktur. Öyle mi? Tabii. Sizi dünyaya getiren kişi ve... ...yani vesile olan ve... ...onca emek sarf etmiş ve sizden büyük olan kişiyi... Affetmek sıra düzenini bozmaktır ve psikolojik olarak baktığınızda sizi parantifize eder, ebeveynleştirir. Peki bir şey sorabilir miyim Hı? hemen çok kötü bir şey yaptı diyelim yani hani herhangi bir şey öyle sıradan bir Anlıyorum. olay değil çok Anlıyorum. büyük bir şey yaptıysa bu, da bu bizim en e, arızalı konularımızdan bir tanesi e, çok ağır şeyler yaşayan insanlar var ben Hı -hı. çalıştım da onlarla e, onda da şunu yapıyoruz diyoruz ki olanı olduğu gibi kabul et. Görüşmek zorunda değiliz. Hmm. Çünkü ben babama ya da anneme çok gücendiğimde bu öyle ince çizgi ki. Şimdi işte babamla sorun olduğunda benim otoriteyle yükselmeyle parayla kariyerle e, kemiklerimle sorunum olabilir. Kemiklerimle. Tabi. Hmm. Baba çünkü e, postürü duruşu iskelet sistemini temsil eder. Erildir. Konstrüksiyondur yani. E anneme küstüğümdeki küsebilirim. Bazen annelerin annelik kapasitesi çok iyi olmayabiliyor. Hı hı. E, kötü bir annelik kapasitesine ya da duygusal yokluğuyla büyümüş bir çocukta da ve anneden e, kaynaklı yaralar olabiliyor. Ve bu yaralarda onun bereketiyle, duygularıyla, geçmişiyle, e, sorunlar yaşamasına sebep olabiliyor kaslarıyla. Hı. E, dolayısıyla affetmek dediğim şey aslında genellikle şunla karıştırılıyor. Yani bu kişi bana çok büyük bir kötülük yaptı, benim de canım yandı. Ok. Ee, i̇şte gidip affedersem sanki onun yanına kar kalacakmış gibi. Burada anlamamız gereken e, mesele şu: Affetmeyi biz onun için yapmıyoruz, kendimiz için yapıyoruz. Hı. O yükü üstümüzden atmak için. Aynen öyle. Şimdi bakın, acı tutmak ona liman vermektir. Hı. E, bu bir bu bizi kurbanda tutar, kurban bilincinde. Ben affetmediğim sürece acıma bir liman oluşturuyorum ve bir acı limanım olmaya başlıyor. Eckhart Tolle buna acı beden der mesela. Ve ben kendimde o kişinin haberi bile yok. Benim kendi bedenimde, kendi hayatımda muazzam bir acıyı saklıyorum düşünsenize. Ay evet. Dolayısıyla affetmek bir manada acıyı salıverme kapasitesi demek. Acıyı bırakmak demek. Hmm. Çoğunlukla acı çekmek Onunla mücadele etmekten kolay olduğu için biz affetmekte güçlük çekeriz. Aynı zamanda affetmek yine bak nereye geleceğim? Özgürleşmek demektir. Kişinin özgürlük kapasitesini de arttırır. Ben affedemediğim insanlar ve olaylar bende çoğalmaya başlayınca ağırlaşırım hayatta. Ve tahakkümü altına girelim o insanların enerjilerini. Bolluğuma da yansır... ...sağlığıma da yansır... ...yaşam doygunluğuma da yansıyabilir... ...bu anlamda affetmek... ...yani telefon açıp... ...işte iyi ki yaptın yanına kar kalsın demek... ...işte bir kilo baklava yollayıp... ...oh iyi ki arkamdan konuştun da... <gülüyor> 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 ...öyle bir şey değil bu... <laughs> ...affettiğin kişinin haberinin olmasına bile gerek yok... Asla, ...sen kendi için... ...çok öznel bir şey bak ne diyorum... ...onun için yapmıyorum bunu kendim için yapıyorum... ...ben bunu bırakıyorum... ...taşıdığım acıyı... İçimdeki limandan bir acı gemisini, bir acı teknesini uzaklara salı veriyorum. Liman bende kaldı, limanınıza bir şey olmayacak. Senin marina duruyor. Marina duruyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi oturalım, düşün. Mesela benim bir arkadaşım var. Ee, babasıyla çocukluğundan beri şöyle bir ilişkisi var. ...çok iyi bir adam, çok okumuş, kültürlü, düzgün bir adam. Ee, böyle bir dayaktı, şuydu, asla öyle bir şey yok. Fakat adam sorumsuz. Ve e, ailesine sahip çıkmıyor hiçbir zaman. Yani tamamen kendi keyfine göre yaşayan bir adam. E, ve arkadaşım onu defalarca affetme meditasyonları yaptı. O oldu, bu oldu. Tamam artık yaşı da ilerledi falan. E, tamam hallettim galiba dediği anda... ...babayla da görüşmeye devam ediyor. Yani çünkü öyle bir kanlı bıçaklı durum yok. Normal Hı. adamla görüşüyor. Evet. Yine bir şey söylüyor. Ey her şey tekrardan sıfırdan başlıyor ve yeniden hadi affedebilecek miyim bu sefer diye. Çünkü eski hikayeler de bir anda geliyor geri. Ee, bunu anlattı bana mesela bu programdan önce. Bir sorar mısın diye onunkindi sorarım çünkü böyle çok insan var. Mesela babamızsa affetmek istediğimiz, yani şimdi helalleşmemiz mi demem hı hı. gerekiyor. Affedemiyorsak büyükleri. Nasıl yapacağız? Helalleşmek demeyelim de ona babayla. Helalleşilmez yani. O ne yapılır peki? Şöyle. Ee, babaya müteşekkir olunur. Şimdi bu kişi amcanız olsaydı affedebilir miydiniz? Daha rahat ederdiniz değil mi? Yani o kişi için soruyorum. Hı hı, yani herhalde. Muhtemelen öyledir. Tabii. Dayısı olsa, amcası olsa. Ya da herhangi birisi olsa evet. daha kolay affeder. Yani, hemen kendimizden örnek vereyim. Yani biz annemizi, babamızı düşündüğümüzde sorun çok büyük bir sorun olmamasına rağmen onlarla e, dengeli ilişki kurmakta çoğunlukta zorlanırız. Neden? Çünkü bunun altında şöyle bir dinamik var ben hala ondan beklenti içindeyim. Hı hı. Kabul etmiyorum onun bana vermediği. Ondan alacaklıyım. Beni sevmeli bana işte değil mi ilgisini vermeli. Her vermediğinde alacaklı olmaya devam ettiğim için ondan hissiyat olarak bir türlü sizin bahsettiğiniz arkadaşınızın zorlantısı buradan gelir. O yüzden affedemez. Patron olsa amcası olsa çok daha kolay bunu yapabilirdi. Evet. Ama babadan beklentisi devam ediyor. Bu durumda kişinin artık babayı olduğu gibi kabul edip, Olduğu gibi alarak kendi hayatına devam etmesi gerekir. Hı. Değiştirme arzusudur bu. Benim babam benim istediğim gibi olacak. Ah keşke. İşte hiçbir zaman böyle olamıyor ah, tabii keşke. isteklerimiz. Ah. Bu konu sizin de galiba eklemek istediğiniz bir şey var öne alacağım. Şimdi peki şöyle bir şey yapsak. Şimdi izleyicilerimizin de böyle annesini, babasını suçlayan tarafları varsa ya da herhangi bir kişiyle affedemediği işte Hı. Ya da e, sorun yaşıyorsa basit bir e, imajinasyon yapalım. Tamam. Şimdi diyelim ki her birimiz kendi bulunduğumuz merkezde sadece biz varız. Hı hı. Ve seyrettiğimiz dünya dediğimiz bu alemde bir ayna. Ve aynayı seyrediyoruz. Ve bu aynada aslında gördüğümüz her insan, her durum bize bizim bir tarafımızı yansıtıyor. Ve bize bir tarafımızı anlatıyor. Hı. Ve buradan baktığımızda da. Nasıl ki aynaya baktığımızda hani diyelim ki saçım eğer bu böyle düşmüş arada bakıyorum buradan böyle şey olmuş. <laughs> hani gidip de orada ekranları aynaları değil de kendime bakıyorsam seyrettiğim insanlarda bugüne kadar kızdığım, suçladığım, cezalandırmak istediğim, yargıladığım kişilerde de o aynada kendimi görerek bende nereden kaynaklandığını fark ettiğim eğer fark edebiliyorsam o olayları o zaman Aynayla işim kalmıyor. Kendimdeki durumu düzeltip tekrar aynaya bakacağım. Hı. Şimdi diyelim ki arkadaşınız aynada bir baba görüyor. Hayatın matematiği diye bu alanda böyle bazı çalışmalarımız var. O matematiği okumada baba eril, erkek tarafı. Ruhsal ve manevi tarafı. Baba ne yapıyor? Sorumsuz bir baba. Şimdi şunu diyebilir kişi. Ben ne yapayım? Babam sorumsuz. Hı. Şimdi peki siz aynaya şöyle der misiniz? Hayır senin sensin dağınık olan ben değilim. Bu bana bakan kişi bu eril taraf sorumsuz der misiniz? Hayır demezsiniz. Aynada bakarsınız o tarafı düzeltirsiniz. Sağ tarafla ilgili bir şeydir bu. Babayla ilgili bir şey eril, gelecek, maneviyat. Kişi ya geleceğinin sorumluluğunu almıyordur. Ya manevi tarafının sorumluluğunu almayıp oradan kaçıyordur ya zamanla ilgili konuları vardır. Bakın ya erkekle ilgili hayatında gerçekten tam bir ilişkinin sorumluluğunu almıyordur. Onun için karşısında bugüne kadar sorumsuz bir baba seyrediyordur. Şunu diyebilirim. Ama bu ufacık ba çocukken de öyleyse. Şimdi ufacık çocuk diye bir şey yok. Her şey bir anda oluyor. Yani bizim geçmiş ve gelecek dediğimiz şey hepsi aslında bir an. Ve şu an diyelim ki o arkadaşınız bizi dinliyorsa kesin seyrediyor. Şöyle söyleyeyim. Bizi dinliyorsa ona şöyle diyeceğiz. Şu anda hala babanla aran kötü ya diyeceğiz. Yani ya da babanı suçlayıp onu affedip affedip affedemediğinle buluşuyorsun ya. Sen çünkü hala babanı suçladığın konuyla ilgili yani sorumsuzluğuyla ilgili konuyu anlayıp kavramadın. Aynada kendini görmedin ve bu tarafı iyileştirmediğin için de o affetme dediğin konuyu mış gibi yaptın. Gerçekte yapmadın. Yani dışarıdan sadece boyayı sürdün, altta pas duruyordu. Pas tekrardan çıktı. Gene en ufak bir olayda kızgınlık, öfke diye çıktı. Arkadaşınıza sorun bunları yapmıştır. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Kişinin çünkü babası ölmüş olabilir. Babası ile hiç görüşmüyor olabilir. Benzer bir durumun iki katını sevgilisiyle, kocasıyla, kocasıyla da yaşamıyorsa oğluyla yaşayacaktır. Bakın matematik neden? Çünkü o, o erille ilgili sorumluluk almaktan kaçıyordu bugüne kadar. Şunu diyebilir, aa olur mu ben şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Tabii insanlar savunma mekanizmalarıyla bir sürü şey size söyleyeceklerdir. Biz bu konuda çok basit bir yasa kullanıyoruz. Ben diyorum sana değil olana inanıyorum. Ne olan? Senin hala babanı sorumsuz görmen. Ya olur mu ben... Ee, değilim ki babamın böyle yaptığını zaten bütün alem biliyor. Annem de biliyor, kardeşlerim de biliyor, bütün etraftaki insanlar diyorlar ki bana senin baban çok sorumsuz bir insan. Tamam da sen niye bu babadan dünyaya geldin? Hiçbir senin bir dahlin yok. Hani diyelim ki dünyada herhangi bir şey oluyor. 8 milyarda bir hepimizin imzası var. Peki biz seçiyor muyuz gelirken aileleri? Bakın an be an seçimimiz devam ediyor. Gelirken seçmedik sadece. Şu anda da seçimimiz onaylanmaya devam ediyor. Biz şöyle zannediyoruz. Nasıl yani? Zaten artık doğmuşuz aileye. Evet. Şu anda da o seçimin potansiyeli hala bize devam ediyor. Yani şunu diyebilir kişi. Ben şu anda olsaydı seçmezdim diyemiyor. Yine alıyoruz. Yine o babayı seçiyor. Şu anda belki birçok kişi şunu diyecek. Hayır ben şu anda bu anneyi seçmezdim. Emin olun ki kimle çalışsam her bir tanesi yine anne, aynı anne babayı seçti. Hem de çok aşırı e, olumsuz gibi sıralayacağı bir sürü şey olmasına rağmen. Çünkü o sorumsuz babayı kaldırdığımızda sorumlu bir kız olmuyor orada. Bir de bu var. O sorumsuz baba şimdi, şimdi tabii bir sürü başka şeyleri var, seçimleri var. O kız çocuğuna kendi hayatının sorumluluğunu almayı, güçlü olmayı ve başarılı olmayı öğretti. Eğer tabii. o baba sorumlu olsaydı, şimdi başka bir yerden geliyorum. Ve kızının her şeyini çok kolay yapıp kolaylaştırsaydı Kız tembelleşecekti ve diyecekti ki ah baba bütün her şeyimi hallettim ben şimdi bak böyle küçücük bir ev kızı oldum işte hiç dışarı çıkmak istemiyorum senin de işte böyle hani kollarının altında kalmak istiyorum oysa ki o baba sorumsuzluğuyla o kızı güçlü yapmış olabilir yani şimdi buna benzer tabii şimdi kişi olsa burada tık 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 hemen ee, girerdik ama buradaki birçok izleyicimizin de ola ki anneyle ilgili babayla ilgili işte eşlerle ilgili tam o eş geçmişte o ilişki senin ihtiyacındı. O iş senin ihtiyacındı. Şimdi bu bizi nereye getirecek? Geçmişi suçlamamaya getirecek. Hani şimdi dedik ya biz de peki bunları fark ettik babamız değişecek mi? Babanı değiştirmeye yine çalışmayacaksın. Ama sen dönüştüğün için babana bakış açın değişecek. Ve sen babana bu sefer teşekkürle göreceksin. Aa baba sen iyi ki sorumsuz olmuşsun. Bak bu kadar sorumlu bir evlat yetiştirdin. Allah senden razı Allah'tan olsun. Allah'tan bu kadar gamsızmışsın i̇şte, diye. Evet. Şimdi çünkü anlaşmam bu. Sen tabii ki o sorumsuz olacaksın ki ben bu sefer şu ana kadar sorumluluğu iş ve madde dünyasına aldım. Ama şimdi şunu da hatırladım ki ben manevi ve ruhsal sorumluluğumu da almak durumundaymışım. Şimdi artık bu sefer yani tam bir helalleşme ve tam güzel bir buluşmayla kucaklaşma olabilir. E, diyorsunuz ki anne ve babayla helalleşmeden dünya ile barışamayız. Yani bu e, söyleniyor. Bunun sebebi ne? Bütün bu anlattıklarınız mı? Tabii bunun da ötesi şu var ki anne, madde, dünya ve beden. Bir kişinin annesiyle arası iyi değilse, Hı. ama annesiyle arası iyi demek. E, iyi olmaması demek şu demek değil. Ya ben annemi çok seviyorum diyor kişi. tam da annene bağımlısın diyorum. Ya da annenin enerjisi seni yönetmeye devam ediyor. Hmm. İşte bak bu anneyle bir sorun ya. Bu sefer bedeninde bir sorun yaşayacaksın. Bu hastalık olur, kilo olur, aşırı incelik olur, beslenememek olur. Aşırı yemek ihtiy ihtiyacı olur. Neden? Çünkü sen madde, dünya ve bedenle ilgili, dişil enerjiyle ilgili burada bir frekansı Hayatına eksik olarak kopyalıyorsun. Ve o aynı bir fotokopi kağıdı gibi oradaki sadece anneyle ilgili sorun. Onun eksikliği, ondan diyelim ki yeteri kadar süt alamadın. Ya da onun onayını alamadın, onun sevgisini alamadın. Bu sefer hayat içinde onay alamayacağın bir sürü kadın, bir sürü ilişki ya da diyelim ki belki de maddi zevkler ve tatlar ya da parayla ilgili bir konu, problem olabilir. Alt tarafı bir tane kadınla yaptın bunu ya da bir erkek karısı benzer bir durumu yaşadı. Zaten o annesinden dolayıdır. Hı hı. Bu sefer yine aynı şekilde biraz önceki hani para konularında olduğu gibi aynı konu fotokopi kağıdı gibi devam etmeye başlıyor. Bir tane yerde bile kendini borçlu hissediyorsa, bir tane yerde bile yeteri kadar maddi alışverişle helalleşemediyse sorun devam ediyor. Ama çözmekte zaten cevabın içinde. Evet birazcık gerçekten uğraş gerektiren bir şey diyelim. Bir de kendimizi affetmek var. Ha En önemlisi. Onu nasıl yapacağız? Öz şefkat eksiğimiz çok. Hı hı. Hayat hızlı. Çağ çok şey bekliyor bizden. Sürekli koşturmak zorundayız. Bu böyle bir çağ. Mükemmel olmak zorundayız. Yetersizlik duygusu çok bastırıyor. Bütün reklamlar, pazarlama şeyleri hep insanı yetersiz... Tabii daha fazlasını mi? iste. Daha fazlasını iste, daha fit ol, daha bilmem ne ol filan. Dolayısıyla yetersizlik de şimdi nur topu gibi <laughs> onunla uğraşıyoruz. Şimdi e, kişinin kendini affedebilmesi için de yine olanı olduğu gibi kabul edebilme kasını geliştirmiş olması lazım. Hı hı. Ben e, burada da şöyle bir şey devreye giriyor. Yetişkin bilincinde olacak. Yaptıklarının tüm sonuçlarını üstlenecek bir haleti ruhiyeye getirecek kendini. Şimdi bazı insanlarda gerçekten ergen bilincinde takılı kalıyor. Öf. Yani onun yani oradan çıkıp o çengelden kendimizi çıkartıp da e, dediğiniz gibi yetişkin bilincine nasıl geçer insan? Bunun farkına varması lazım ilk önce. Nasıl farkına varacak mesela? Yani işte bizim toplumumuzun çoğu ben yetişkin ergenler ve yetişkin çocuklar olarak ikiye ayırıyorum onları. Yetişkin bilincinde pek az insanla muhatap oluyoruz ne yazık ki. Buna anne babalarımız dahil. Tabii tabii. Hele yaşlandıkça daha çocukça. Onlar direkt çocuklaşıyorlar. Şimdi çocuk nedir tanımlayalım. Çocuk her şeyle oyun oynar. Şu an burada bir çocuk olsa, yayın varmış, ses yapmayayım, koşmayayım tabii. der mi? Demez. Burada gelir kalemimi alır, bardağı alır, değil mi? Ünal ile uğraşır, sizle uğraşır filan. Çocuk için her şey oyundur. Çocuk bilincindeki insanlar mekanlarla veya sorumluluk almakla ilgili güçlük çekerler. Nerede ne yapacaklarını çok bilemezler. Ergenler şıp sevdidir, itirazcıdır. Bunu kişiler çok rahat aslında kendilerinde tespit edebilirler. En büyük sıkıntımız bence orada. Yetişkin bilincine geldiğinizde formülü çok kısacık vereyim. Benim Hı. ana çalışma alanlarımdan biri olduğu için ve üstüne bas bas hani bizim YouTube kanalda falan söylediğim için yetişkin olmanın formülü şu. hayır diyebilmek sınırlarını çizebilmek. Hadi üçüncüyü daha vermiyor şimdi isterseniz biraz bunlara şey yapalım. Ay, hayır de verin. Hayır diyebilmek değil mi? Hayır en zor yani yine diyorum zor ama hayır demek gerçekten çok zor. Hayır demek sizin kendinize evetiniz demektir işte. Hı. Ben kendi varlığımın farkındayım. Başıma gelebilecek her şeyde katlanabilirim. Ben o potansiyeli kendimde yakaladım. O gücümü görüyorum. Dolayısıyla risk alıyorum. Yalnız kalmayı göze alıyorum. Sevilmemeyi göze alıyorum. Değersizlik duygusunu göze alıyorum ve önce kendime evet diyorum. Yapmak istemediğim bir şeye sınırımı hayır diyorum. Sonra sınır çiziyorum. İlişkiler arası doğru gerçekçi sınırlarımı koyuyorum. Mesela iş arkadaşımla özel hayatımdan çok fazla konuşmuyorum gibi. Hı hı. E, ya da aileme kendi özel hayatımdan çok aşırı detay vermiyorum gibi. Siz anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz ailenize veya annenize işte ilişkinizi. E onu da kadıncağız ne yapsın endişe duyuyor Aman Kızım şöyle mutlu olacak, oğluma iyi bakacaklar mı diye. Sonra sizinle ilişkinize karışmaya başlıyor. Ondan sonra annem geldi, gene benim ilişkime karıştı. Tabii. Yani sen koskoca yetişkinsin, git bir uzmanla konuş ilişkini. Yani annenle niye konuşuyorsun ki bunu? Anlatabiliyor musun? Şimdi burada işte bu sınırları, bu şeyleri diyebilmek lazım. Bunu yaptığımızda biz kendi gücümüzü ele alıyoruz. Özgürlük dediğimiz kavramla buluşuyoruz. Ve anda olma kapasitemizi arttırarak yaşamla çok daha derinden bir bağ kuruyoruz. O insanlara dikkat et yetişkin bilincindeki insanlar ormana gidiyorlar ama sadece piknik yapmaya gitmiyorlar. Onlar yürümeye gidiyorlar, sessizce oturmaya gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar, bir şey karalıyorlar, müzik dinliyorlar. O doğanın içinde o beş duyusunu birden çalıştırarak orada olarak kendini tazeliyor mesela. Andalık kapasitesini arttırıyor orada. Bizim bu hayır diyemememiz mesela sınır çizemememiz aslında birazcık da bizim Türk aile yapısından mı kaynaklanıyor? Yani mesela gelmişsin işte 40 yaşında annen hala sana kahvaltı ettin mi diye sorabiliyor. Ya da işte baban hala bir şey yani hani bizde çocuklar büyümüyor. Ee, evet bizim tamamen kültürümüz bunun üzerine zaten. Bunu o, zorlaştırıyor işi acaba? Evet bizde o ayrışma dediğimiz şey çok kaliteli gerçekleşmiyor ne yazık ki. Burada iki şey istiyoruz. Bir tanesi çocuklar büyüdükçe çocukları yaşama hazırlaması gerekiyor ebeveynlerin. Hı hı. Bu bilinçli olması gerekiyor. Ve çocuklar belli bir yere geldiği zaman ebeveynlerin geri hareket yapması gerekiyor. Çocukların da ileri hareketi yapması gerekiyor. Hı. Bu hareketler yapılmadığında e, o zaman daha kaotik oluyor aslında ilişkiler. Baktığınız zaman sevgi var evet, yakınlık var evet ama sorun da var. O yüzden 40 yaşında adam hala anneden açlık alıyor bu hani dünyada pek emsali olan bir şey değil yani evet. günümüzde Millet yani... bunu kabul etmek lazım tabii canım 18 yaşına geldi mi hadi bakalım git bak, gidiyorsun artık evden kendi hayatını kur diyor başka ülkelerde insanlar çocuklarını tabii ki bence o da çok normal bir şey değil yani ama yani o da hani daha dengeli olabilir tabii. yani kavga dövüş ederek değil ama çocukların bir gün yuvadan uçacağını kabili kabulüyle bunu yapmak lazım anne babalar da biraz daha geri çekilip ya biraz da o baş başa kalmanın gürültüsüzlüğün tadını çıkarsalar ya her şeye karışıp karışıp niye dursunlar ki onlar da bakarlar hayatlarına bu olduğunda ben yetişkin bilincine geçmiş olurum yetişkinlik de beni işte bu hayatta çok daha özgür güçlü müstakil hayat kurmamı sağlar dolayısıyla benim adaletim sevgim ilgim ve seçimlerim ve kendime has bir düşüncem olur demektir bu da bir insanın Varlığını ortaya koyabilmesi demektir. Şimdi affetme konusuna geri döneceğim ama e, seyircilerimizden de sorular geliyor. Sormayınca da kızıyorlar. Ondan sonra Biz yazıyorlar. Hazırız. E, yavaş yavaş onlara da birazcık bakmak istiyorum. E, Seçin Hanım demiş ki iş hayatında son dönemlerde bir takım haksızlıklar, şanssızlıklar yaşamış kişiler yeni bir işe girdiğinde aynı korkularını yaşayıp benzer olumsuzluklara maruz kalmamak için ne yapmalı? Buyurun hocam. Evet. <laughs> Şimdi birçok kişi Bulundukları işlerde şikayet ediyorsa hı hı. ve o şikayet ettikleri hali orada dönüştürmeden başka bir işe gidiyorsa doğal olarak kendini oraya taşırken o duyguları, o düşünceleri ve o korkuları da oraya taşıyor. Evet. Onun için gerek ilişkide, aynı benzer durum ilişkilerde de geçerli, gerekse bir işte o işten çıkana kadar, o işle işinizi bitirene kadar, o mekanla işinizi bitirene kadar oradan alacaklarınızı ve ihtiyaçlarınızı alın. Eğer oradan alması gereken ihtiyacı almadıysa, doğal olarak oradaki birikimler bir sonraki işe aktarılacak. İşte kişi de bunun için zaten orada korku frekansı verecek ki bir önceki işte öğrenemediğini alamadığını bu yeni işte alsın diye şuur altı zaten hazırlık yapacak. Hmm. Şimdi bakın, şimdi önce mekanizmayı söyledik. Demek ki korkusu zaten orada aynı olayı yaşamak için korkuyor. Peki korktuğum başıma gelmesin diye ne yapacak kişi? O zaman bir iş, bir önceki iş yerinde öğrenmesi gereken ihtiyaçların ne olduğunu, hı hı. suçlamaları, bak onlardandı diye değil de burada benim anlamam, öğrenmem gereken bu ve ben orada şu ihtiyaçlarımla bu kişilerle belki baskı gördü, belki diyelim ki hakaret gördü, belki parasını aldı alamadı, orada. Bunların sebeplerini gördüğünde ve dönüştürdüğünde artık yeni iş yerinde başka bir sınıfa geçecek. Üçüncü sınıfın tekrarı olmayacak. O dördüncü sınıf olacak. Onun için bunu aşabilmesi önemli. Bir de biraz önce siz hani evet hayırla ilgili aktarırken şöyle bir durum var. Hayır Türkiye'de çok, zorluğu Çok değil değil enteresan bir şekilde. Şimdi Türkçe'de hayır diye bir kelime yok. Bakın. Ne kadar ilginç değil mi? Biz... Ee, 1500-1600 yıllarına kadar e, sadece olur ve yok diyoruz. Hmm. Zaten Türkçe değil yani dikkat edersen hayır da e, bir şey. E, Arapça da aslında olumlu, olumlu anlamında aslında hayırlı bir hayır. şey. Evet. Ve ilk defa o zaman işte e, hayır yok diyor. Yani hmm. aslında yok da bir hayır da, yok da bir hayır anlamında yokun enerjisini yumuşatmak için bunu kullanıyor ve sadece olur var zaten Türkçenin içerisinde. Yani bir sınır çekme neredeyse yapılmıyor ve bu neredeyse e, Japonya'da da böyle. Bizim Türk toplumunda da böyle. Oysa ki gerçekten biz alanımızı belirleyebilmek için bir kişiye nerede dur, nerede gel diyeceğimizi bilmemiz önemli. Peki şimdi kişiler diyecek ki ben bunu yapamıyorum. İşte ailemde eşimde, dostumda, patronumda benim alanlarıma giriyor. Bugünkü kelimeyle hani kısaltılmış hı hı. anlamıyla hayır diyemiyorum. Şimdi kişi eğer alanını belirleyemiyorsa, yeteri kadar bu dünyaya, bu hayata topraklanamadığı için bu dünyadaki alanını içeriye alamadığı, kabul edemediği ama biraz önceki anlattığımız şekliyle de annesiyle bağını tam olarak fark edip iyileştiremediği için bugün de hayır diyemiyor. Şimdi sorular o kadar çok fazla soru var ki tabii herkesin bir derdi var. Muhakkak. E, <laughs> Tuğba Hanım demiş ki, e, asi laf dinlemeyen ve çok bilmiş kız çocuk nasıl okunur ve anne kız ilişkisi nasıl şifalandırılabilir? E, çocuklar bizim aynalarımız. Hmm, i̇lk önce kendisine mi bakacak? Yüzde yüz. Bizdeki bir şeyi işaret ederler. Bize dairdirler. Bu anlamda ee, çocuklardaki bir semptom, e, anne babanın kesinlikle kendine sorması gereken bir soruyu gerektirir. Tuğba Hanım selamlar olsun. Eşiyle birlikte e, biraz öz eleştiri yapma alanları olursa ya biz bunda bir dahlimiz var mı acaba? Bizdeki neyi e, aynı alıyor bu çocuk bize dediklerinde e, patoloji ortadan kalkacaktır. Onlar hallettiğinde çocuk otomatikman zaten dengeye gelecektir. Şimdi çok fazla soru var dediğim gibi sevgili izleyicilerimiz bazı sorular da birbiriyle çok yakın olduğu için hani sizin sorunuzu okumuyorum ama mutlaka ona yakın bir soru okumaya çalışıyorum. Şimdi ilişkileri çok soruyorlar değerli konuklarım. 6 yıllık bir ilişkim oldu ayrılık ve barışmayla geçen. E, klasik. Ona güvenmediği halde bırakma ile ilgili sorun yaşıyordum. Bunu nasıl okumalıyım? Yani şu an ayrıyız ama hala düşünüyorum onu. Lütfen sorar mısınız diyor. Yani hem güvenmiyor hem ayrılamıyor. Tuhaf bir e, bağımlılık herhalde değil mi? Bu Ünal Bey size sormuş çünkü. Siz, size Peki. De Şimdi biraz önce babadan başladık. Şimdi erkekle ilgili eğer bir sorun varsa Önce evdeki otoriteye ama çoğunlukla da babaya bakacağız. Hı hı. Şimdi babayla ilişkisini iyileştirmeyen kız çocukları doğal olarak da kocasıyla iyi bir ilişki kuramıyorlar. Kuramıyor. Şimdi diyecek ki ya tamam da babam böyle böyle ben ne yapayım da şimdi e, hani adamımı mı değiştireceğiz? Hayır. Biraz önceki anlattığımız gibi önce erkeğe eriyle bakacaksın. Bu babandır, kocandır, ilişkideki ulun herhangi bir yerdir. ...orada kendini okuyacaksın. Yani Hı. hayatın matematiğini önce... ...ilişkinden okuyacaksın. Çünkü her birimiz ilişkimizde... ...bir tamamlanma içindeyiz. Yani kendimizde ne varsa... ...buluştuğumuz bizi tamamlayan. Şimdi hanımefendi... ...kendinde eksik olanlar... ...fazlalık olarak orada var. Belki kendinde de biraz fazla olan... ...taraflarda eksikliği olan bir erkekle buluştu. Kim ne kadar dengedeyse... O kadar dengede bir eşle buluşuyor. Tamam da diyor şimdi bak karşımdaki insana ben güvenemiyorum. Şimdi biraz önceki hayat aynasına yine koyalım. Kime güvenim, güvenemiyor diyelim ki kendi ruhsal manevi tarafa erkeğe ve geleceğe adım atmaya güvenemiyor. Şimdi bu iş sorun dışarıda mı? Hayır. Yine geldik iş kendinde. İşte o kendindeki bu tarafı dönüştürmediğinde. Bu kişiyle olan bağımlı bağdan özgürleşemiyor çünkü zaten kendisiyle karşı karşıya. Onun için birçok ilişki kişinin tam da kendisini yansıtıp kendini tamamlayan bir ilişki. Ve eğer buradan yine alacağını almadığında biraz önceki o işten hani başka bir işe gidip aynısı tekrarlanacak diye korkan hanımefendi gibi bu ilişkiden alacağını almadan başka bir kişiye gitse de benzer olaylar tekrar ediyor. Çünkü neden? işin kökeni daha babadaydı. Sen babayı çözmeden Koca kocaya şey yaptın. Kimisi de evet tamam diyor ne olursa olsun ben bu adamla da evleneceğim. Ben bu adamı düzeltirim. Düzeltirim. Diyeydim. Olmuyor. Tabii işte. ki yani aynı da aynayı değiştiremediği. Bu sefer oğlu da aynı şekilde oluyor. Biraz önceki hanımefendinin hani kızında olduğu gibi. Evet. Yani annesi kız olarak doğdu. Ha. Annesiyle olan aşırı otorite, baskı bilmem ne isyan enerjileri bu sefer karşısına başka bir yerde devam etti. Aslında dediğimiz gibi hayat bir bütün ve sürekli tekrarlıyor o tekrar döngüsünden uyanıp çıkana kadar. Hmm. diyelim. Tuna Bey, ruh ve bedeni barıştırmak nasıl olur diye sormuş Irmak Hanım. Bereketi hayatım tüm güzelliklerinde tatmak mümkün müdür, nasıl mümkündür? Biz bu hayatı bedenimizle deneyimleriz. Ve bedenimizdeki hareketler aslında bizim içimizdeki ruha da işaret eder. Ee, bir sema... Aynı gibi düşünün Mevlevilerin. Hı hı. Ee, orada sağdan sola bir dönüş vardır. Çünkü kalbe ulaşmak isterler. Hı hı. Ee, ve o dönme aslında bedeni de ortadan kaldırmaya çalışıp sadece ruhu hissedebilme e, çabasıdır. Bu anlamda bedenle ruhu e, ve aslında zihni birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. Bunların üçü de birbiriyle e, korelasyonu olan il, ilişkisi olan üç unsurumuz bedenle ruhu anlayabilmek için biraz daha e, bedensel aktiviteleri büyük bir farkındalıkla yapabilir. Yani bu ne demektir? Namaz kılabilir, işte yoga yapabilir gibi işte meşrebine göre. E, burada bu bedensel ama içinde anlam barındıran e, ritüellere e, tevessül ettiğinde e, ruhla beden arasındaki ilişkisini çok daha net hissedecektir. Evet. Ee, şimdi bir soru daha var. Bu aslında genelde çok fazla insandan duyduğum bir şey benim de. Yine e, şu an okuduklarım arasında da çok fazla bir soru var. Bu sorudan var. Nagihan Hanım sormuş. Diyor ki sürekli aynı yerde, aynı konuda, aynı miktarda takılıp kalmak ve hep aynı konudan aldatılmak nasıl çözülür? Yani yine nereye bakacağız? Önce ifadeye. Nasıl? Önce ifadesine bakacak. İfadesi de. <laughs> şimdi. Bu hanfendi mesela dikkat etsin çok sık aynen diyordur. Aynen. Hmm. Yazsın şimdi size. Yani çok sık önce Nagihan aynen. Hanım, <laughs> evet. yazar mısınız, diyor musunuz gerçekten aynen? <laughs> ee, yani e, ağzımızdan peki bilmeden çıkıyor bunlar aslında bilerek mi çıkıyor? Ee, potansiyelinizden çıkıyor. Yani şöyle bakın, şunu ses şura vurduğum zaman bir ses çıkıyor. Bu bilmeden evet. mi çıkıyor? Hayır, bu porselen olduğu için böyle çıkıyor. Ama cama vurduğum zaman başka, tahtaya vurduğum zaman başka ses çıkıyor. Şimdi öyleyse duygu ve düşünceler devreye giriyor. Duygularınızı ve düşüncelerinizi ne kadar eğittiğiniz ya da geçmiş aile modellerinizden, annenizden, babanızdan, çevrenizden, bugüne kadar öğrendiklerinizden, ezberlerinizden, inanç kalıplarınızdan oluşturduğunuz bütün demek ki aynını çıkartıyor. Onun için aynısına ihtiyaç duyuyor. Peki bir insan neden aynısına ihtiyaç duyar? Soralım. Demek ki geçmişte olanı tekrar yaşamaya ihtiyaç duyuyor. Peki geçmiş ne? Yani eski bağımlılığı. Hmm. Peki eski neden bir kişi bırakamaz? Çünkü bildiğimde kal kalayım dediği için. Demek ki hanımefendi diyor ki ben diyor yeniden korkuyorum. Eski bildiğim sularda, eski bildiğim ilişkilerde, eski ailemle, eski arkadaşlarımla, eski mahallemle o konfor alanın içine devam edeyim diyor. Onun için aynen kelimesini çok kullanıyordur. Bu sebeple de yeni onu korkutuyordur. Çünkü yeni eski bırakmak demek. Öyleyse eskiyle bağ kurma şekli onun aynendir. Evet. Şimdi ben diğer sorulara geçeceğim. E, fakat çok rica ediyorum Nagihan Hanım e, bunu bize cevap Yasin. verirse evet. çok sevineceğiz. Şimdi diyorlar ki aslında ben de aynı şeyi soracaktım zaten size. Bunun formülü nedir? Affetmek. Yani sevgiliniz, eşiniz, işte babanız, anneniz, arkadaşınız affetmek istiyor ya da kendiniz en zoru dediniz ama Hı -hı. E, bunun bir reçetesi var mı diye sormuşlar. Hakikaten var mı? Yani, yani egzersiz soruyorlar anladığım kadarıyla. Evet kadar. egzersiz soruyorlar. r basit bir ritüel paylaşılabilir eğer <laughs> uygunsa. E, nasıl yani bir meditasyon gibi meditasyon bir şey mi? Meditasyon gibi nasıl bir Nasıl şey? yapacaklar yani, mesela? Çünkü bilinçaltı gerçekten hayali ayırt edemez. Hı -hı. Simgeseldir. Simgesel e, davranış sergiler. Hı -hı. Dolayısıyla… Zaten hayat simgeseldir insan için. Ee, i̇nsanın ruhsal aygıtı simgelerle kendini ifade eder zaten. Ee, en basitinden karşısına koyabilir o kişiyi, gözlerini kapatıp hayal kurmaktan söz ediyorum. Acele etmeyecek bunun için. Ee, göz göze bakabilirler. Ee, güzel bir şey söyleyebilir. Seninle mesela, seninle yaşadığım deneyim için şükrediyorum. Ben almam gerekeni aldım. Ee, bırakmam gerekeni şu an bırakıyorum. Sana bu hayatta başarılar ...güzellikler diliyorum deyip kalbinden onun kalbine pembe bir ne bileyim bir ışık... ...öyle işte yunus, çiçek filan gökkuşağı gibi bir simgesel bir şey yapıp o kişinin kalbine girip... ...o kişiden de o kendisine aktarımın geldiğini görüp onun yüzünde de mütebessimiyeti gördüğünde... ...tebessüm edişini gördüğünde konu bizim için kapanmıştır. Bir kere daha hani loop eder tekrar şey olursa bir kere daha bunu tekrarlayabilir ve hayatına devam eder. Bakın ne diyorum? Acıya liman olmayalım. Biz kendimiz için bırakalım. Bu deneyimi alalım. Deneyimden artık e, yani şuna benziyor bu. Ben ilkokul ikinci sınıfta ikmalak kalıyorum. Farzi misal öyle bir şey olmazdı da hani çok da saçmalamak da istemiyorum. Bir ders orta sona geldim hala ilkokul ikiden ne bileyim ders var gibi düşün. Tutunuyoruz ona bırakamıyoruz e, yoğunlukla bırakamamakta, bırakamama korkusu şöyle. Yani bilinçaltının bir mekanizmasından bahsedersek sanki e, daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi mesela ben diyorum ki işte çok zengin olmak istiyorum. Çok zengin olmak istiyorum dediğimde ki o zaten öyle dediği için biraz zor olacak onun için. O kişi için yani. Şöyle bir şey var. Pozitif bir geleceğe negatif şimdiyi tercih ediyor. Niye? Pozitif bir geleceğe negatif şimdiyi tercih ediyor. Evet niye? Ben hani denklem olsun diye söylüyorum. Fakir olmayı biliyorum. Fakir yaşamayı öğrendim. Bunun içinde güven var. Ben Hı. fakir olmayı biliyorum. Zengin olmayı bilmiyorum. O korkutucu. Bilinçaltı da bizi bu konudan uzak tutmaya çalışır. O yüzden git o mağazaya bir tane ne bileyim bir trench coat dene. Almak zorunda değilsin. Her giden de almıyor ki canım. E, tabii canım. Hani o trench coat'u bir dene. Teşekkür et e, çalışana. Çık diyorum mesela. Çoğu insan bunu yapamıyor. Çünkü kendi ona değer görüyor. Değer görmüyor. Burada zaten değer sorunu var. Değer şeyinde hani araya girmek istemediğim için İngilizce mesela bizim dil dil çok önemli ya. İngilizcede pahalı ne demek? Expensive. Expensive. Expensive ne demek? Harcanabilir demek. Ha. Şimdi, şimdi biri demiş ha. ki. Bak, adamlar nasıl bir mantık yüklemiş Biz <laughs> nasıl <bir> mantık doğru? <laughs> şimdi o harcanabilir diyor. Biz de diyoruz ki pahalı. Pahalı ne? Değer. Yani benden değerli. Yani o çok pahalı arabalar var ya. Hı hı. Aslında biz çoğunlukla belki bizi izleyenlerin yarısı alabilir. Pahalı olduğu için değil. Onu almanın anlamsız ve mantıksız olduğu için almıyorlar. Halbuki mesela iki tane dairesini satsa o arabadan alabilecek durumda insanlar var. Bu arabayı pahalı yapmaz. Onu almanın anlamsız olduğunu yetişkince bir tavırdır bu. Dolayısıyla bir şeye pahalı demek kendimize haksızlık etmektir. Affedebilecekken birini affetmemek acıya tutunmak demektir. Hmm. Kendimize zarar vermek demektir. Sinir sistemimizi e, yormak demektir e, en basit haliyle söylersek. Evet. Ee, çok az bir zamanımız kaldı 10 dakika ama e, hem ben bu değersizlik hikayesini sormak istiyorum. Çünkü çok fazla insanda var çoğumuzda var. Fakat bir yandan da... Hem Nevin Hanım sormuş, hem Özüm e, Hanım sormuş. Negatif olaylardan insanlardan çok etkileniyorum. Bunu nasıl şifalandırabilirim? E, diğer soruda şu korku duygusunu dönüştürmek için hangi düşüncelerimi fark edip değiştirmeliyim? Şimdi öncelikle korkuya niye ihtiyaç duyduğunu bulacağız. Hmm. Şimdi bütün korku modellerinde bir ihtiyaç var. Yani bir şeyden bir korunma duygusu var. Hmm. Bu ...kotlamaya neden ihtiyaç duyduğunu fark ettiğimizde, işin formül ve mekanizmasını söylüyorum önce... Hı hı. ...artık ona ihtiyacımız yok ise ve onu kaldırdığımızda yerine ne koyacağımızı biliyorsak o korkuyu dönüştürebiliriz. Mesela yetersizlik korkusu varsa bir insanın, nasıl bir ihtiyaçtan insan bu korkuyu kendinde yaratmış olabilir? Yetersizlik zaten bir hal, hı. daha gerçekçi bir korku şöyle söyleyelim Diyelim ki kişi ateşten korkuyor... Hı. Büyüksel Çocuk... korkulardan bahsetmiyoruz. yüksaldan bahsedelim. Diyelim ki kişi derine dalmaktan, denizden korkuyor. Hı hı. Şimdi diyecek ki ya bak sırf bu yüzden açılamıyorum. Sadece diz kapağıma kadar denize girebiliyorum. Veya bu yüzden yüzme öğrenemedim. Şimdi evet kişi böyle bir korkuyu geçirmek isteyebilir. Tamam da neden buna önce ihtiyacın var olduğunu öğrenmek durumundayız. Çok azıcık zaten bir muhabbet ettiğimizde hemen tık tık şunlar çıkacak. Eğer böyle şu anda korkuları olan arkadaşlarımız varsa. Şimdi herhangi bir alanda çok derine gitme ve gittiği derinlerde kaybolmayla ilgili bir kodlama vardır. Bu konuda hatta bir yeteneği vardır. Burada aşırıya gitmemek için onun varlığının ona koyacağı engel, derine dalma, derin korkusu, su korkusu, Boğulma korkusu vesaire gibi bir sürü korkular vardır. Tamam da şimdi bu korkuyla hayatının boyu hayatı boyunca yaşamak zorunda mı? Hayır değil tabii ki. Şimdi eğer fazla derine gitmenin ondaki sakıncalarını gördüyse. Hı, hı. Sınırını ve haddini biliyorsa işte o zaman o korkuyu alıp yerine güveni koyabiliriz. Yine hayvan korkusu olabilir, işte diyelim ki gelecek korkusu olabilir, ilişkisi korkusu olabilir ama bunların her bir tanesinde önce bir ihtiyaç var. Neden? Korunmak için bir korkuya ihtiyacımız olur. Korku kötü bir şey değil, her duygunun bizim olumlu ya da olumsuz zannettiğimiz her türlü duygunun aslında bize faydaları da faydasızlıkları da var. Peki insan kendi kendine bir teknikle bunu çözebilir mi? Yapabilir tabii ki. Hı. Yapabilir ama hani gerçekten samim olarak odaklanarak kişi tam bunu biliyorsa yapabilir. Ama yoksa tabii ki bir sürü uzmanlar ne güzel böyle hani bu konuyu bilen hı hı. arkadaşlarımız da var. Yardım alması da fayda var tabii ki. Peki Tuna Bey şimdi değersizlik, hı. güvensizlik, hı. özgüven e, özellikle yani hem, hem güvensizlik derken hem dünyaya ve insanlara olan bir güvensizlik var bir de özgüvensizlik var. E, hayatı çok zorlaştıran şeyler ve bazen çok manasız hallerde de oluyor mesela çok güzel bir kadın kendini yetersiz görebiliyor ya da kendini beğenmiyor. Ay ben çok çirkinim diyor. Ya da işte çok başarılı bir adam yok bu yetmiyor diyor yani ben böyle değilim. Çünkü dipte derinde bir duygusal korku var. Bunları nasıl tespit ederiz? Yani kendimizde böyle bir korku olup olmadığını, duygu olup olmadığını ve tespit ettikten sonra ne yaparız da düzelir? Kişinin bunu tek başına yapabilmesi çok kolay bir şey değil. Bunu kabul edelim. Şimdi slogan bir şey söyleyeyim size. Kişisel gelişim 101. Değersizlik duygusu anneden, yetersizlik duygusu babadan gelir. Hmm. Ee, biz dünyayı tamam. annemizle açarız gözümüzü. Ve o bağlanma teorisinde 0-3 yaşta annemizin, annemizle kurduğumuz bir ilişkimiz vardır. Anne ne yapar bize o duyguyu verir peki varsa? Ee, annemizin göz, zaten e, bunu belki bir gün ilişkiler programı yaparsak daha... E, Güzel açıklarım, e, her aşk, her ilişki bir atıftır zaten, bir aktarımdır. Bizim en temel ihtiyacımız, yani ruhsal aygıtı aygıt bir insan olarak, e, ruhsal aygıtımız şunu istiyor, bir bütünselliğini korumak istiyor. Hı. Bütünselliğini de nasıl koruyor? Annesinin gözlerinde. Hı. O yüzden yaren bana sırtını dönüp gittiğinde benim kalbim o yüzden küt küt atıyor. Eyvah öleceğim, yalnız kalacağım, Hı. kimse bana bakmayacak. O yüzden ayrılıkları çoğunlukla sanatçılar ölümle teşbihler. Evet. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse, kimse ölmedi. ölmedi. E, bu insanın kendiyle baş başa kalabilme kapasitesi düşük olduğu için de bırakamaz sevgiliyi. Ayrıl barış, ayrıl barış, ayrıl barış. E, abartılı da bir şey. Hı. Muhakkak destek almasını tavsiye ederim. Şimdi ben nerede anlayabilirim korkumun olduğunu? Korkular bu arada çok korkunç değiller. Yani aslında bizi hayatta tutan e, önemli mekanizmalar. Sadece işte... Ee, şimdi fobiye girmeyeyim çok detay olmasın. Korkularımızı nasıl e, tespit edeceğiz? Bu zaten çok belirli. Benim e, işlevsel hayatımı, evet. Hayır yani günlük hayatımda herkesin yapabildiği ama benim yapmakta zorlandığım şeyler bende korku olduğunu gösterir. En basitinde. Evet. Mesela işte asansöre binemeyen insanlar var. Evet. Kolay değil. E baktığınız zaman bilinçaltı simgesel çalışır diyorum ya, psikolojik süreçlerine de girildiğinde bu kişinin zaten yükselme korkusu olduğunu anlamak çok zor bir şey değil. Onunla mı alakalı? Ay, benim çok yakın bir arkadaşım. 20. katı olsa yürüyor. Bu sebepten mi? E, zaten plazalarda iş bakmaz onlar. Patron şirketlerine gider. <laughs> <laughs> İki katlı, üç katlı hani yerlere. E yükselme korkusudur. Yükselme korkusu deyince bende ne e, işaret olur? Hemen babayla çalışmak isterim. Baba Babasıyla ilişkisini sorgular. Baba uzak mı, yakın mı? Baba çok Baskın bir adam mı filan. Mesela yükselme korkusu e, hemen aslında bir altını da çizelim. Yükseklik korkusundan bahsetmiyoruz. Yükselme, yükselme başarı. Yükselme, yükseklik başka bir Yani tabii. insan neden başarıdan korkar? Ay son dört dakikamız en heyecanlı ah. yerinde keseceğiz. Niye korkar? E, sizin ilkokulda başınıza çok kötü bir hadise gelmiştir. Şiir okurken öğretmeniniz sizi indirmiştir mesela kürsüden. Hı. Ya da işte sırf başarılı olduğunuz için cezalandırılmış olabilirsiniz bilinçaltı o hoş duyguyu bir daha yaşamamak için başarıdan korkar, yükselmekten korkabilir. Veya bir iflas etmiş bir aile büyüğü vardır. Onun acısı çok yoğun hissediliyordur aile sisteminde. Yükselmek acı getirir inanmıştır. Hmm. Buna kitlenmiş de olabilir. Bunu duymuş yani hipnozda olmuş olabilir buna. Bunu geliştirmiş de olabilir. Bu bir kaybetme korkusu mu aynı zamanda? Aşağı yukarı birçok şey kaybetme duygusuyla ilintilidir zaten. İnsanın yok olma ve dağılma korkusu vardır. Hmm. E, persüküsyon anksiyeteleri falan deniyor ona. Biz dağılmaktan da çok korkarız. O yüzden bütün kalmak için kontrolcü olmaya çalışırız. Kontrolümüzü bırakmamaya çalışırız. Mesela işte ayrıl barış ayrıl barış. Hocamın dediği gibi yeniye gitmek çok zor. Niye eskiyi bırakamıyor? Niye eskiyi bırakamıyor? E alıştı o güvenli. Onun ne olduğunu biliyor. Burada şimdi hiçbir şey bilmiyor. Kont yani e, çok kısaca en son şey soracağım hocam, kontrol manyaklığı mı deniyor buna? Yani kontrol, kontrol freak, freak denem, durumu evet. e, nasıl çözülür? Her şeyi kontrol etme çabasından nasıl vazgeçeceğiz? Şimdi de? öncelikle tabii ki hayata, kendine, yaşama güvenmediği için her şeyi kontrol etmek isteyen insan kendini kontrol edemediği için başkalarını kontrol et etmeye çalışır. Hmm. Yani bir insanın kendi üzerinde, kendi varlığı, nefsi üzerine bir kontrolü varsa aslında başkalarını kontrol etmez. Fakat kendi nefsini, kendi duygu enerji alanlarını yönetebilen bir insan dışarıda hiçbir zaman başkalarını kontrol etmeye çalışmaz. O zaman akışına bırakır. Öyleyse yaşama yaşamı var edene ve sisteme güvenmeyen insan kontrolcülük yapıyor. Onun için bütün kontrolcülerin mide problemleri var. Aa evet. Kontrolcülerin doğru. kullandığı kelimeleri eğer çıkartırsak en kelimesi daha kelimesi değil mi? Mesela Hı -hı. bunları dikkat etsinler. Mide rahatsızlığı, gastrit, ülser gibi olan insanlar. Hani böyle bunlar tık tık bağlantıları e, ve görecekler ki aslında o kelimeye duyulan ihtiyaçla kontrole duyulan ihtiyaç, ben yaparım, ben hallederim kelimeleri onların aslında daha fazla kontrol yönelmeleri ve kontrol etmeye çalıştık ya da birçok şeyin kontrolden çıkarak daha fazla bütün işlerin üzerine yıkılmalarına sebep olur ki inşallah zaten bunlarla ilgili böyle Mayıs sonunda bir güzel şenliğimiz olacak. Hı hı. Ee, Soul Fest diye sevgi şenliği inşallah orada da zaten buluşacağız. Kesin Bütün geleceğim. bu konular böyle güzel işlenecek festival havasında. Üsküdar Altunuzade'de inşallah buluşacağız o konuda da. İnşallah Allah kısmet etsin şu evet. de atlatalım artık tabii böyle o toplaşma her şey durumları olabildiğinde inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bence tadı damağımızda kaldı. Tekrardan bu konuları konuşmamız gerekiyor. Çok da fazla soru var. Bugün biraz da tabii bizim vaktimizden maalesef son dakika haberleri geldi. O yüzden birazcık daha kısa olduk. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bütün bilgiler için katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili Ünal Güner ve Sayın Tuna Tüner çok Teşekkür ediyorum efendim ve bu akşamı noktalıyoruz önümüzdeki hafta Cuma ve Cumartesi geceleri karşınızda olacağız başka konu ve konuklarla başka şeylerde buluşacağız çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için iyi geceler.